Babaanne bize bir izin verir misin? Git babaanne. Ben seni uyardım değil mi? Adamın kalbi var dedim. Yapma dedim, etme dedim. Sen ne yaptın? Burnunun dikine gittin. Agah Bey senin yüzünden öldü Ceren. Mutlu musun? Benim yüzümden öldü öyle mi? Her şeyin tek suçlusu yine Ceren yani öyle mi? Hayır abla ben bu sefer bu iftirayı kabul etmiyorum. Ya ben durup dururken mi gönderdim o zarfları? Benim çocuğumu kollarımın arasından almadılar mı? Oğlu karşıma geçti yüzüme denmeyecek şeyler dedi. Sen de oradaydın. Duydun abla her şeyi. Sen şimdi bana yapılanları bile bile karşıma geçip beni suçlayamazsın anladın mı? Öldü Ceren. Öldü. Anlıyor musun? Adamı toprağa verdik biz. Arkasında bir sürü gözyaşlı insan bıraktı. Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin? Hiç mi üzülmüyorsun anlamıyorum. Ben böyle olsun istemedim. İstemedim ya. Beni değersiz paçavra gibi sokağa attıklarında da karşılarında böyle durdun mu? Kardeşini düşündün mü sen? Düşünmedin. Ben kimseye bile isteye kötülük yapmadım tamam mı? Burada mağdur olan benim. Sen ne zaman göreceksin bunu? Ben karşımda bir mağdur değil. Hırstan gözü dönmüş bir cani görüyorum. Bu halde bile kendini aklamaya çalışıyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim mi abla? Ben böyle bir şey yapmasaydım kimse bunu yapmaya cesaret edemezdi. Ya tamam istenmeyen şeyler oldu. Olabilir. Ya ama sonuçta benim sayemde iki kardeş birbirine kavuştu işte. Hayır Ceren. Sen iki kardeşi kavuşturmadın. İki kardeşi ayırdın. Sen bizim ikimizi ayırdın. Benim senin gibi bir kardeşim yok artık. Ölene kadar suratını görmek istemiyorum senin. Abla bırak.